Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golba.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. 28.400 de çok güzel bir sayı. Kısa kısa geçmem lazım. İki tane video çekmem lazım maçı başlayana kadar. Bir de maç öncesinde yayın yapacağız. Yapabilirsek devre arasında, yapabilirsek maç sonunda canlı yayın yapacağız. O yüzden kısa kısa hemen başlayalım. Volkan Demirel Süper Lig kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu 26 maçta da mağlubiyet yaşamamış oldu. Ve Hatay Spor sahasında Trabzonspor'u 2-1'lik mağlubiyetle uğurladı. Volkan Demirel'in de bu başarısı son derece iyiydi. Trabzonspor Süper Lig'de oynadığı son 5 deplasman maçını da kazanamamış oldu. Beşiktaş'ta deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Ankara gücüyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Karagümrük'ten 4 yediler. Alanya Spor'dan 5 yediler. Hatay Spor'dan 2 yediler. Ve Antalya Spor'la kendi evinde oynadıktan sonra pazar günü deplasmanda Galatasaray maçına çıkacaklar. Şans yardımcıları olsun. Ama Hamşik'in durumu önceki sakatlığıyla alakalı bir durum diyor Abdullah Avcı. Ne kadar sürecek bilmiyorum ancak sanıyorsam en az 3-4 hafta bizimle olmayacak diyor. Hamşik Trabzon adına önemli bir isimdi. Abdülkadir Ömür'ün de hafif sakatlığı vardı. Dinlendirmeye karar verdik demiş sanırım maç başı açıklamasında. Dünün en enteresan olayı MHK Başkanı'nın Sabri Çelik'in istifa etmesiydi. Şimdi aslında Sabri Çelik'in oraya çıkması bile, orada durması bile hataydı ama Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik istifa etti. İşte TFF'nin Riva'daki binasında yaşananlar diye haber verdiler. Ben şunu söyleyeyim. Hakem tartışmaları son dönemde gittikçe arttı. Artık alevlendi. Ben de dahil milyonlarca insan artık beddua eder oldu. Vallahi kimse kusura bakmasın. Kim sorumluysa Allah ondan da çıkartsın. Hiç kimse kusura bakmasın. Ya bir zevkimiz futbol. Bırakın adaletle oynasın lan. Bırakın Elazığ spor şampiyonu olsun. Bırakın Samsun spor şampiyonu olsun ki Samsun'a da yakışır. Ben Kayseriliyim ama Samsun'u bilmiyorum ya, seviyorum. Ya bırakın Hatay spor olsun. Ümraniye olsun. Ne bileyim başkası olsun. Bırakın lig sürprizlere gerçekten gebe olsun. Bırakın lig bittiğinde Galatasaray'ın 7 mağlubiyeti 8 mağlubiyeti falan olsun. Ne bileyim başkalarının olsun. Etmeyin eylemeyin ya. Cumartesi günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi MHK Başkanı Sabri Çelik'in istifasını istemiş. Ve Sabri Çelik de istifa dilekçesini yazmış. Ve bu kabul edilmiş. Federasyondan yapılan açıklamada Cumartesi günü Levent binasında bir araya geldiler diyor. Görüşmede Sabri Çelik MHK üyeleriyle birlikte istifasını sundu. Başkan tarafından da Sabri Çelik ve MHK üyelerinin istifası kabul edildi diyor. Yönetim kurulu tarafından da onaylandı. Onlara teşekkürlerini belirtiyorlar. Peki hocam kim gelecek? MHK'nın yeni başkanı Lale Orta. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Sabri Çelik'in istifasının ardından kimin olacağı merak konusu. Kulislerde geçen isim Lale Orta ismi ve bu karar yani bu isimde karar kılındığı ortaya çıktı diyor. Geride kalan hafta için eski hakemlerle önemli görüşmeler yapılmış. Riva'da Cüneyt Çakır ve MHK'nın eski başkanı Kutlusi Müftüoğlu ile görüşmüş Mehmet Büyükekşi. Bu görüşmenin ardından Lale Orta isminde karar vermişler. Ben Cüneyt Çakır'ın olmasındansa Lale Orta'yı tercih ederim. Ahmet Çakar, galiba Lale Orta hanımefendi MHK başkanı oluyor ifadesiyle kullanmış. Yayıncı kuruluşta sezon başından bu yana Beyin Trio programında maçlardaki tartışmalı pozisyonları yorumluyordu. Ve Türkiye'nin ilk kadın hakemi Lale Orta son programına çıkacak ve hafta başında yeni görevinin başına geçecek diyor. İlk kadın hakemin olmasının yanında ilk kadın MHK başkanı olarak da futbol tarihine geçecek diyor. Bu ülke futbolunu şirin gösterme çabaları. Yani gerekli izinler mi, güvenlik kontrolü mü diyorlar. FIFA kokartlı eski hakem Lale Orta 4 aylığına MHK başkanlığı görevini kabul etti diyor. Hani 4 ay kısa bir süre bence. Bence 4 ay kısa bir süre ama 4 ay herkese zulüm de olabilir. O da ayrı bir olay. Yani çok çok ayrı bir olay. 4 ay zulüm de olabilir. Hakkımızda hayırlısı olsun. Fenerbahçe'den Fenerbahçe 18-0 kazandı diyor. Demek ki isteyince yenilebiliyormuş 18 tane gol. Yani 8 de yenir, 18 de yenir isteyince.
Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Petrol Ofisi evinde ağırladığı Kireçburnu'yu 18-0 mağlup etti. Eşine az rastlanacak bir skora sahne olan karşılaşmada Fenerbahçe'de goller 3, 23, 40, 62, 68. dakikalarda Buğsem'den, 7. dakikada Narin'den, 8. ve 21. dakikalarda Kiremeh'ten, 12. dakikada Nazlıcan'dan, 32 ve 45. dakikalarda Yaşam'dan, 37. dakikada Meryem'den, 65, 70, 80, 8. dakikalarda Setenay'dan, 76. dakikada Cansu'dan, 79. dakikada Ecem'den ve 87. dakikada Koleman'dan gelmiş. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 29 puan ulaşırken Kireçburnu henüz puanla tanışamamış. Sen hocam 2'de de 12-0, 7-0 bir şeyler diyordun. Sen bundan sonra Galatasaray maçlarına iddiada tahminde bulun. Galatasaray ne Galatasaray ya? Fenerbahçe'nin kadın takımı ya. Ne Galatasaray? Ya her şeyde bir Galatasaray, her şeyde bir Galatasaray. Yapma. Bak bunu yapma. Taraftan sana kin güder. Bunu yapma. Tamam. Bak elini vicdanına koy, dikkatli ol. Dikkatli ol. Sonra adamı hasta etme. Şimdi Başakşehir Caner Erkin transferini gerçekleştirmiş. Biliyorsunuz Fenerbahçe gerçekleştirse bayağı küfürler yerdi ama 4 aylığına bu transfer gerçekleşmiş. Başka Salernitana Serdar Dursun'la ilgileniyormuş ki uzun zamandır ilgileniyorlar arkadaşlar. Bu yeni değil. Onu da belirteyim. Yani bu yeni bir durum değil. Ben önemli kısma geçeceğim. O yüzden çabuk olmak istiyorum. Fiorentina, Joao Pedro'nun sağlık durumunu, sağlık raporunu bekliyormuş. Bu da biliyorsunuz önemli bir durum ve yeni bir durum değil. Bunu duyumunu da çok çok önce size verdim. Hani bu duyumları vermekten dolayı da gururluyum siz değerli kardeşlerime. Hem Joao Pedro'nun hem Serdar Dursun'un gitme ihtimali yok ama ikisinden birinin gitme ihtimali var. Bunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'den iki genç kapı. Başta bunu koymak istiyorum. Yani Fenerbahçe'den iki genç kap. Üçüncü isim yolda. Daha doğrusu üç genç kapı. Dördüncü isim yolda. Nasıl üç genç kapı? Osterwolde'yi zaten biliyorsunuz. Hatta Osterwolde'nin, Jaden Osterwolde'nin bugün saat 17.20'de İstanbul'da olması bekleniyor. Sevgili Sercan Hamzoğlu viyasını verdim. Bu konumuz dışında bunu konuşuruz. İkinci olay Emre Demir. Nasıl Emre Demir? Emre Demir Fenerbahçe'de diyorlar arkadaşlar. Bakın gizli yürütülen operasyon yani gizli yürütülen operasyon ve gizli yürütülen operasyonun neticesinde Fenerbahçe Barcelona'dan Emre Demir'i transfer etti. Duyumlar var. Birdenbire nasıl oldu hocam bu? Niye kimse bilmiyor? Niye bunu kimse duyumcular vermedi? Olur mu canım? Son anda herkes verdi. Şimdi herkes bilmiş olacak. Emre Demir. 19 yaşında pırıl pırıl bir çocuk. Yani pırıl pırıl bir çocuk. Temsilcisi Ahmet Bulut. Ahmet Bulut. Şunu da söyleyeyim. Yabancı duyumcular bedava gelecek diye belirtiyorlar ama 2 milyon euroya gelecek diye belirtiyorlar ama benim bildiğim Ahmet Bulut 2 milyon euro bonservis verdirtmez. Gider Barcelona ile görüşür. Sözleşmesini feshettirir. Fenerbahçe'ye öyle getirir. Fenerbahçe bonservis vermez. Benim bildiğim Ahmet Bulut böyle yapar. Orada Musab Uçar arkadaşımıza selamlar olsun. Abim keşke arkaya tahta koysan, başlıkları özet geçsen, konu başlıklarını yazsan, bazen 11 kursan diyor. Olur şekerim dedim, seni mi kıracağım dedim. Ama bu sefer diyeceksiniz ki başkalarından kopya çekiyor. Ahmet Konanç falan öyle yapıyor sanırım. Yanlışım yoksa. Öyle biliyorum en azından. Millete kopya çekiyor dedirtmeyin bana. Öğretmen olarak ben kopya çekmem. Benim dersimde kopya çekerler. İşin şakası bir taraf ama ya elimden gelince de kısa kısa vermeye çalışıyorum. Şimdi Emre Demir konusunda taraftar şunu söylüyor. Ya niye Emre Demir alıyorsun? Taraftarın sorduğu soru bu. Hocam niye böyle diyorsun ya? Ya şundan dolayı söylüyorum bak. Emre yetenekli bir çocuk. Kayseri'den de bildiğim bir çocuk. Yani bizzat bildiğim bir çocuk. Barcelona'nın iyice alt yaş kategorilerinde oynayan bir isim. Yazın transfer ettiler. Hani
İspanya 3. liginde oynayan bir çocuk. Ama gelişim gösteren, gelecek vaat eden bir çocuk. Türkiye U19'da 9 kez oynamışlığı var. Türk zaten. Türk sayılan bir çocuk. Kanatlarda ve 10 numarada oynayabilen 1.75 boyunda yetenekli bir çocuk. Şimdi Süper Lig tarihinin en genç golcüsü 15 yıl 9 ay 25 günle. Ve U17 liginde 7 maçta 3 golü kayıt altında. U14'te 49 maçta 49 gol. U15'te 3 maçta 5 gol ki hemen yükseldi U16'ya 30 maçta 10 gol. U17'de 7 maçta 3 gol diye. Kayserispor'dan Barcelona'ya 2 milyon euroya sezon başında transfer olmuştu. Şimdi 2 maç oynayıp 24 dakika süre almış. Ben şunu söyleyeyim. Herkesin tepkisi şu şekilde. Ya hocam, Borini alsaydın sana kimse bir şey demezdi. Niye almadın diye. Derlerdi kardeşim. Bak Fenerbahçe taraftarı der. Borini'ye de kızar, öbürüne de kızar, buna da kızar. Fenerbahçe taraftarını siz bilmiyorsunuz. Fenerbahçe taraftarı Borini'ye kızar. Ama haklı olarak şunu söylüyor. Kanat ihtiyacım var. Bariz bir şekilde var. Ampul gibi parlıyor kanat. Bana kanat al, bana kanat al, bana kanat al diye. Hani mangalcı gibi. Bana kanat al diye yalvarıyor. Ligde 12 gol, 9 asist yapmış Borini. Git al. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi hep bana Ali Koç'u savunuyor diyorsunuz ama enteresan bir şey söyleyeyim. Zayıf bir duyum vereyim. Borini için Süleyman Hurma bizden ne kadar bonservis istedi biliyor musunuz? Ya şimdi bunu söylediğiniz zaman Ali Koç'a kızacaksınız. Kızmayın. Küfürlü yorumda bulunmayın. Yani engellerim. Küfürlü yorum istemiyorum. Yani çok bir şey istemedi. Hani milyon euro verin yeter dedi. Şimdi taraftar da haliyle diyor ki ulan diyor milyon euro verip almak varken niye almıyorsun diyor haliyle. Taraftar buna kızıyor. Hocam sen ne dersin? Atılıyorum. Ben olsam ben de milyon euroyu verip Borini'yi alırım. Hatta Ali Alioski ve Gustavo Henrique'den çıkarım. Lisanslarını dondururum. Lemos'u zaten dondurdum. Oynatmıyorum arkadaşlar. Kiralık olarak gidin. Şuraya gidin, buraya gidin. Ya da oynatmıyorum sizi derim. Özellikle Gustavo Henrique hatta Ali Alioski de Gustavo Henrique de ikisi de Karagümrük istiyor. Yani ikisini de oynatabilir. Karagümrük bizden kimleri kimler istemiyor da. Yani ben olsam oynatabilirim ama Borini konusunda şunu söyleyeyim. Ne transfer iptal oldu ne vazgeçildi. Ben bekleyin derim. Aklınıza şu gelebilir. Hocam bak Ali Koç ligi gördü. Şike'yi, şaibeyi, yatmaları, satmaları gördü. Ulan nasıl olsa bizi şampiyon yapmayacaksınız dedi. Belki federasyon başkanına çıktı. Biz de taraftardan tepki almak için, özellikle taraftardan tepki almak için gidip gençlere yöneldik. Hani ben size ne dedim? Ben Ali Koç'un yerinde olsam gider para eden futbolcuları satar. Öyle olmaz, böyle olur. Ben gençlerle oynayacağım. Şampiyonluk hedefim de yok. Kimse de dekoder almasın derim. Dekoder satışı elinizde patlar. Siz senede belki 10 milyon euro alamazsınız ki 10 milyon euro alamıyorlar hakikaten. Süper Lig kulüpleri 10 milyon euro alamıyorlar. Sen bir Emre Demir'i oynatıp seneye 10 milyon euroya satarsın. Bir futbolcudan yayıncı kuruluş gelir elde edersin. Emre Demir gibi iki tane satarsan 10-20 milyon euro Şampiyonlar Ligi'ne girmiş parası alırsın. Ha, hanende bir şampiyonluk az yazar ama öbürleri de belki yöneticiler cezaevini boylarken sen bunu yaparsın falan filan. Hani alırım oynatırım satarım borcumu öderim. Siz de yayıncı kuruluş parası diye ağlarsınız sonra mecbur kalırsınız dersiniz ki aman Fener bak kimse dekoder almıyor biz acımızdan ölüyoruz. Gelin sizi şampiyon yapalım falan filan dersiniz. Diye belki bunu düşünüyor dersiniz. Yok böyle bir saçmalık yok. Fenerbahçe altyapıda bak altyapı için ciddi bir scout ağı kurdu. Afrika'da ciddi taramalar var ki sevgili Onur Tuğrul da bundan bahsetmiş. Yani Afrika'dan falan birçok transfer geliyor, gelmek üzere. Hocam 3 genç kap dedin. 4. isim yolda dedin. Hangi genç? Emre Demir, Osterwolde 2 tane kap. 3. kap Maor Yeşil Irmak. Yeşil Irmak evet. Yeşil Irmak gibi daldım çölle. Yok o yeşil ördekti. Maur Yasin Irmak daha önce de belirttiğim üzere Fenerbahçe ile idmanlara çıkmak üzere geliyor arkadaşlar. Bakın bu arkadaşın kapı yapılmaz diyebiliyorum. Çünkü altyapıda denenmek için alınacak bir isim.
Haberiniz olsun. Bu arkadaşın durumu bu şekilde arkadaşlar. Peki hocam, dördüncü kap kim? Yolda olan Mert Müldür. Yok hocam, o Galatasaray konuşuyor onunla. Mert Müldür. Ben bu arada Borini 19 maç 13 gol 7 asist. Yani ligde 12 gol 7 asist 1374 dakikada. Mert Müldür için şunu söyleyeyim. Galatasaray Kaan Ayhan'ı kiraladı. Yanlışım yoksa. Yani resmi olarak kiraladı. Sezonun başında 6,5 milyon euro çekiyorlardı Galatasaray'a. Galatasaray kaça aldı diyorlar. 500 bin kiralama 4 milyon euro zorunlu opsiyonunu aldı diye biliyorum. Sağ salda 2,5 milyon euroyu almıştı. 4,5'a satmış olacak. 4,5'a satınca da zararını çıkartmış olacak. Ben iyidir kötüdür diye bir şey söyleyemem. Ben Fenerbahçe adına yorum yapabilirim. 500 bin euro kiralamadır. 3,5 milyon euro opsiyonla mı? Ha, Emin Bayram gibi genç yetenekli bir futbolcu var mesela. İzledik, gördük. Bu isimden faydalanacak. Bence büyük aptallık yapacak. Ama Fenerbahçe Mert Müldür'ü 7 milyon euro piyasa değeri var ama satın alma opsiyonuyla uygun bir fiyata kiralayabilir. Hatta opsiyon da çok düşük bir opsiyon olabilir. Hani bonuslar da işin içinde olabilir. 500 bin euro kiralama bedeli 2,5 satın alma opsiyonu artı sonraki satıştan %10-15 de olabilir. Mert Müldür operasyonu söyleyeyim. Gizli bir operasyon. Yani olur olmaz bir şey söyleyemem ama durum bu. Şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Duyumları beğendiyseniz, hoşunuza gitmediyse de lütfen kanala abone olun. Ha, şunu soracaksınız. Hocam iyi de Osayi Samuel. Valla The Sun gazetesi Bournemouth'un Bright Osayi Samuel'le ilgisini yazmış. Ve 12 milyon euroyu gözden çıkarttığını yazmış. Ah keşke. Bournemouth böyle bir iyilik yapsan. 12 milyon euroyu versen. Senin verdiğin 12 milyon euroyla hem Borini alınır. Hem Osterwold alınır. Hem Yaşil Irmak alınır. Hem Mert Müldür alınır. Hem Emre Demir alınır. Yani bir Osayi parasına 5 tane futbolcu alınır. Fenerbahçe taraftarı da nasıl olsa sattığımız zaman çöp alacağız şeyinden vazgeçer. Emre Demir'i yatırım olarak. Borini'yi tam ihtiyacın olan bölge. Osterwold'e tam ihtiyacın olan bölge. Yaşil Irmak yatırım. Mert Müldür de tam ihtiyacın olan bölge. Bu sayede Ferdi'yi 8'de de kullanabilirsin. Sağ kanatta da sol kanatta da kullanabilirsin. Elin güçlenir. Kadron genişler. Geleceğe daha güzel gözlerle bakabilirsin. Videonun en başında gidebilecek yabancı isimleri de söyledim. Aklınızda bulunsun. Onları gönderip bunları almak müthiş bir şey olur. İnşallah, özellikle söylüyorum, o sayı olayı doğrudur. Zaten öbürleri malum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Maçtan önce şurayı 28.500 yapabiliriz. Ben inanıyorum. Görün bakın. Bunu birlikte başaracağımızı düşünüyorum. Gerisini size bırakıyorum.